Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, kıymetli, hepsi birbirinden kıymetli izleyiciler, sevgili küçükler, saygıdeğer büyükler. Efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve her zaman olduğu gibi İstanbul merkez stüdyolarımızda 5,5 metre karşımızda The Sakal of the World teknik masada yerini aldı. Hemen onun sol çaprazında corner köşe yerinde Inamoto Tokyo destenen nabekar da yerini aldı ve klasik macunlamayla programımıza başlıyoruz efendim. Efendim hemen yanımda kıymetli hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara garip kuraba dostu, degüstatör, maratonmen, motor ustası, Sinop Erfelek Kestanesi Marmara Bölge distribütörü, ve aynı zamanda Beylikdüzü Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, 10 parmağında 128 marifetle işte daimi ortağım sevgili Can Yılmaz. Merhaba genç. Merhaba Zafer abi. Nasıl doğacağım macun? Çok iyiydi abi. Formundan bir şey kaybetmemişsin abi. Evet hocam yani ama uzun müddettir, yani bizim açımızdan uzun bir müddettir piyasada yoktun. Evet. Biz o şekilde tabir ederiz. Evet. Piyasada yoktun. Ben şimdi geliyorum deyip 15 gündür evet, araziye uydun abi. Evet hocam. Tabii sevenlerimizin yoğun bir şeyi de oldu. Evet. Nerede kaldınız? Evet. Landan başlayarak akıllı ol koç abisine kadar uzanan bir evet, yelpazede evet, fakslar yağdı. Evet. Sakalla geçen gün onları tekrar bir tasnif ettik, baktık. Yine küfür edenler ve helal olsun diyenler böyle teraziye koyduk. Helal olsun biraz daha şey ağır bastı. Seni özleyenler olmuş. Yaklaşık 10 evet, gündür video koymuyoruz. Evet hocam. Bunu açıklamak zorundasın abi. Evet. Ben tabii bir tane Instagram'a şey yazmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bizim mazur görün, Zafer Algöz'ün Kalküta seyahati evet, bitti ve nihayet geldi dedim. Ama o tabii kalabalıkları, yığınları diyelim tatmin etmedi. Buyurun evet, abi ifadenizi verin. Neredeydiniz abi? Kalküta. Evet, Kalküta'daydık efendim. Kalküta, Kalküta nereden aklıma geldi biliyor musun abi? Jules Verne'in 80 günde devre alem vardır bilirsin. Evet. 80 günde devre alemde Kalküta'ya gider. Ama şimdi galiba onun adı değişti. Kalküta değil, başka bir şey oldu galiba. Ne oldu? Ona bakmıştım ama unuttum. Tabii Kalküta diye yazarken iyi. İnsan bir de bakar. Ulan bu Kalküta'nın ya, adı ne oldu be kardeşim? Değişti canım mi abi, değişmedi mi? Kalküta'nın değiştiğini en azından biliyorum. O da bir şeydir. Evet. Bu programda hiçbir şey öğrenmesek bile programın sonunda bir iki atasözü, bir iki değişik söz, evet, Türkçemizin leziz cümlelerinden birkaç tanesini öğrenmiş oluyoruz. Bu bize bir katkı oluyor. Bugün de mesela Kalküta'yı öğrenmiş olduk. Evet. Kalküta Hindistan'da bir şehir. Arkadaşlar evet, lütfen baksınlar ve evet, Kalküta'nın şimdiki isminin ne olduğunu şehirden ziyade Kalküta dünyanın en önemli limanlarından biri hocam. Evet. Yani evet, çok önemli bir liman. Evet. Bir liman kenti evet, doğal olarak. Sevgili hocam. Evet yine Zafer Algöz, pardon abi, lafını balla, Marmaris çam balığıyla. Bal sever misin abi? Bayılırım. Sivas petek balığı vardır mesela. Ben gerçek balığı her zaman şey yaparım. Yani. Marmaris çam balığı. Marmaris çam balığı. Kars'ta da galiba bir tür. Kars'ın da balığı meşhurdur. Rize'de mesela bal meşhurdur. Ardeşen balığı. Ardeşen vardır. Efendim söyleyeyim işte Karakovan balığı vardır. Anzer balığı vardır. Ben mesela onu anlamıyorum abi. Şimdi mesela bal kısıtlı ölçüde üretilen bir şey ya abi mesela. Evet. Anzer balı diyelim. Anzer evet, balı işte diyelim ki senede atıyorum bildiğimden değil ama senede diyelim ki 20 kilo üretilebiliyor. O kadar evet. Peki senede 20 kilo üretilebilen bir anzer balını Türkiye'deki bütün halk pazarlarında nasıl kilolarca buluyoruz abi? Hocam o kefir gibi ürüyor. Şimdi dolayısıyla sen evde bile yengeyle oturup yapmış olduğun balın üstüne made in anzer dediğin zaman
İnsanlar da ona inanıyor. Ha, bu anzer balı diyor. Şimdi biliyorsun gerçekte dediğin gibi normalde anzer balı çok zor bulunan ve büyük meşakkatli bir iş yani onu üretmek. Evet, üretmek. Balın zaten kendisi de büyük meşakkatli. Balın kendi de meşakkatli. Zannediyorum onun kilosu herhalde şu anda 10 bin lira falandır anzer balının. Nasıl oluyor işte halk pazarına gidiyorsun anzer balı geldi diyor. E der mi adam? Karşıdaki babacığım, dükkanda da anzer balı geldi diyor. E tabii der mi adam bu anzer balı değil abi diye. Çünkü o onu fazla fiyattan yapıştıracak tamam. Herif. Mesele zaten anzer balı değil demesi değil. Anzer balı olmayan bir balı anzer balı demesi. Demesi bir de tenekeyle anzer balını oraya koymuş. Tatmak isteyenlere de plastik kaşık veriyor. O kaşıkla şöyle dolama, hani dolama yapıyorsun hocam. Evet, kilosu 10 bin lira olan balı böyle yoldan yemek geçen kaşığıyla tadıyorsun. Evet. Halbuki anzer balını hocam yarım çay kaşığı içiyorsun. Hani öyle bir tam çay kaşığı bir tane ya lezzetini sevdiğim değil. Zaten ciğerin yanar abi. Ya öldürür adamı. Onun için de o zaten böyle. Evet. Yine konumuz evet. Daldan dala tabir edilen. Evet. Senin gitmek istediğin yeri açıklamadığın ve böyle dolambaçlı yollardan evet. Yaptığın Kalküta'dan bal, anzer falan filan derken alakasız bir yere geldik. Gel. Hoş geldin abi. Yine hoş de her şeye rağmen gelebilmiş olman, stüdyomuzu şereflendirmiş olman güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Buyurun abi. Müjdeyle geldim. Öyle mi? Evet. Hocam, koronanın aşısı bulunmuş. Öyle mi? E tabii. E hiç söylemedin. Programdan evvel seninle biz yarım saat muhabbet ettik. Hocam sokaklarda o kadar dolaşan insanları görünce ulan aşı bulunmuş benim haberim yok duygusu geçmedi mi sana? Geçti. Şöyle geçti. Ben mesela geliyorum. Şimdi bizi izleyenler tabii şöyle bir şey diyebilir. Siz de oradasınız birader. Siz de sokaktasınız diyebilir ama ben mesela tek kişilik bir arabada geliyorum. Kendi arabamda bile maske takıyorum. İnerken maskeyle çok kısa bir mesafe yürümeme rağmen odama çıkıp saklanmama rağmen maskeyle duruyorum burada. Yani o söylenen arkadaşlar bakın bu kurallara uyun denilen her şeyi yapıyorum. Evet. O zaman ben kendi açımdan benim için aşı bulundu diye bir şey hissetmiyorum. Ama dediğin doğru. Sokaklarda aşısı bulundu. Belki de bulundu abi. Millete mesaj geldi belki de. Bizim haberimiz yok. Yani bence bize bulundu. Gelmeyen bir mesaj gelmiş olabilir. Yani buradan açıklayalım sevgili yetkililer. Yetkililer bize ki bunu... Ben şunu şaşırıyorum. Affedersin sözünü balla kestim hocam. Hep balla kesiyoruz ya. Yani senin gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün Beylikdüzü şube genel sekreterinin bile haberi yokken. Aşının bulunduğundan Necip milletimizin aşıyı halaylarla, çifte tellilerle kutlamaları, sokaklarda böyle parkların, bahçelerin izdiham halinde olmalarını ben esefle kılıyorum. Evet, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sana haber vermemesi bir kere çok ayıp. Evet ben de Dünya Sağlık Örgütü'nü kınıyorum. Bizdeki Türk yetkilileri de kınıyorum. Çünkü en azından ya Can Hoca tamamdır bu iş gibi bir küçük çıtlatsalardı biz de en azından maskeyle dolaşmazdık. Daha large davranırdık. Hakikaten dediğin doğru abi sokaklarda sanki eskisinden daha böyle hani saldım çayıra Mevlam kayıra deriz biz. Ha, ben şu anda bizim yaşadığımız gözümüzle şu gözlerin gördüğü aynen bu. Evet. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Bir söz daha vardı bilirsin. Nedir hocam? Güneş balçıkla sıvanmaz. Öyle değil mi diye? Ölür kalan sağlar bizimdir. Zannediyorum felsefe olarak şu anda bu benimsendi. Bu iki atasözleri çünkü çok önemli biliyorsun abi. Yani binlerce yıldan damıtılıp gelir. Bu laflar boşuna söylenmez. Tabii. Vardır atalarımızın bir bildiği derler. Demek ki bu işi de bu korona pandemi veya salgın diyelim Türkçesini söyleyelim. Salgınının artık bundan sonra böyle idare etme. Yani sürü sürü şeyiyle bağışıklığı yolundan ziyade senin dediğin gibi saldım çayıra meselesine geçildi. Varsa, biz şöyle oluyor aslında. Şimdi kardeşim ben sana maske tak dedim mi? Dedim. İşte şunu dedim mi? Eczanelerde 1 liraya var dedim mi? Dedim. Yan yana gelmeyin dedim mi? Dedim. Dedi. Yani bütün dedim dedimleri alt alta koyuyorsun. İster yap, ister yapma. Keyfin bilir diyorum. Tabii ki. Şimdi sevgili hocam. Şimdi bizi de tabii şöyle kınayanlar oluyor abi. Evet. Kardeşim işe de gitmeyelim mi diyenler var. Tabii işe giden binlerce de insan var tabii. Evet. Bizim işe gidenle zaten bir şeyimiz yok. Yani ona bir çözüm bulunması lazım zaten ama bulunmuyor. Yani ben Twitter'dan yazsam da bir kimse umurunda değil. Evet. Instagram'dan söylesem de umurumda değil. Çünkü ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmıyorum. Bir yetkim yok, bir şeyim yok.
ya bu çalışanların da bir çare bulun desem buradan girer, buradan çıkar. Kim ne yapsın Can Yılmaz'ı? Öyle bir etkim yok, yetkim yok. Evet. Sadece vicdanen ya buna bir çare bulun diye yazıyoruz. İşte 1 milyon 200 bin kişi bizi Twitter'da takip ediyor. Belki bir yetkili de görür de aa evet lan böyle de bir sorun varmış der diye bir umutla yazıyoruz ama kimsenin öyle bir şey olmadığı için çalışanları bir yana koyuyorum. Onlarla ilgili bir şey yapmıyorlar. Peki çalışmayan, sırf laf olsun diye böyle parkta bahçede buluşup dediğin gibi halay çeken, coşan, kafelere dolan bilmem ne, onlara ne oluyor ya? Ne zaman hakikaten haber geldi abi? Yani lütfen bir şey geldiyse bize de, hani o WhatsApp'tan mesajlar geliyor ya abi. Evet. Hastanede amcam çalışıyor. Bir tanıdığımın tanıdığı. Baldızım hastanede çalışıyor. Tabii. Devlet hastanesinde bizim komşu çalışıyor gibi mesajlar var ya. O mesajları bir yana bırakırsak, gerçekten böyle bir mesaj geldiyse size, gizli bir mesaj, bizle de paylaşın. Biz de burada bizi sevenlerimizle paylaşalım. Rahat edelim. Kafamızda bir korkuyla. Yani ben maske takıyorum. E karşımdan gelen adam takmıyor. Yani sokaklarda insanlar %70 takmıyor. Takan da zaten şurada duruyor maske. Gıdıda. Gıdıda duruyor. Şurada duruyor. Şurada var. Şurada var. Arabanın dikiz aynasına asan var. Arabanın dikiz aynasında o şey oldu abi. Eskiden biliyorsun abi CD. Evet. O niye yapılıyordu ya CD'yi, ben onu. O kadar büyük bir yalan ki. Radara mı yakalanmıyordu? Ya işte o CD'yi oraya astığın zaman radara yakalanmıyorsun. Düşün ya. Şimdi gavur bu aleti yapmış. Tabii. Bilmem kaç milyon dolarlık proje üretmiş. Fakat biz Türk olarak diyoruz ki senin açığını buldu arkadaş. Yani buraya CD'yi takıyorsun. Radar onu okumuyor. Radar onu okuyamıyor. Bu müthiş buluş hocam. Aynı şekilde aynaya da maskeyi astığın zaman. Çünkü ben şunu anladım ki maskeye biz korkuluk muamelesi yapıyoruz. Evet. Biliyorsun tarlalara korkuluk koyarlar ki kargalar ve diğer hayvanlar, kuşlar gelip ürünleri yemesin diye. Hayvan da yukarıdan şöyle pike yaparken bir bakar ki aşağıda böyle insan kılığında korkuluk var. Çiftçi çalışıyor zanneder. Evet, hemen ona pas geçmek deriz biz hocam havacılıkta. Ya pas geçip başka tarlaya gider. Bizde de şunu anladım ki maskeyi gıdıya, alnına, kulağına ya da arabanın aynasına astığı zaman bizdeki insan davranışı virüsü kara sinek gibi kanatlı uçan bir şey olarak hayal ettiğimizden bu maskeyi gördüğü anda bu bana uğramaz, gelmez diye düşünüyoruz. Fakat bu sadece bize özgü bir şey değil hocam. Dünyada da böyle. Dünyada da böyle. Çünkü affedersiniz işin boku çıkmış durumda. Almanya'da yaşayan, Fransa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan bir sürü eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Onlardan bize gelen güncel görüntülere, fotoğraflara, görsellere baktığım zaman anlıyorum ki bütün dünyada yemişim lan koronanı diye bir isyan başlamış durumda. Amerika'da zaten şu anda mesela korona morona yok. Biliyorsun o CIA'yı öldürdükten sonra ortalık birbirine karıştırdıktan sonra zaten millet birbirine girdi. Evet. Şu anda da hala o devam ediyor. Ediyor. Çoğu eyalette. 250 bin kişi. Ne yan yana olarak gelmek bilmem ne mesafe falan zaten sadece bir şey kalmadı. Amerika değil hocam, İngiltere. Tabii. İngiltere'de de sahillere koşmuş millet. İngiltere yani bize mahsus bir şey değil. Evet. İnsan refleksi bu. Evet. Dünya genelinde saldım çayıra, Mevlam kayıra yaptılar yani. Evet, o da şunu getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne yarın öbür gün birisi kalkıp dese ki kardeşim sen toplumu niye aydınlatmadın? Dünya Sağlık Örgütü diyecek ki kardeşim ben aralarında Türkiye'nin de olduğu 385 ülkeye gerekli bütün resmi şeyleri gönderdim. Mesela abi diyorum hani gerekli bütün resmi uyarıları yaptım. Dedim ki vatandaşlarınıza bunları söyleyin, bunlara dikkat etsinler. Dolayısıyla bizde de Allah için Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları elinden geleni yaptılar. Evet. Defalarca uyardık. Arkadaş mesafeyi koruyun. Arkadaş evden çıkmayın. Arkadaş maskesiz çıkmayın. Sen hala ısrarla maskeyi gırdıya takıp, alnına takıp, kulağına takıp caddeye çıkıyorsan kol kola yürüyen yok. Kol kola da ya var. Ya kol kola niye yürüyorsun ya? Yani tamam muhabbet abi bak insan tabii ki sosyal bir varlıktır. Yani evet. Tek başına evde otura körlenir tabii ki. Evet. Biriyle muhabbet etmek istersin, konuşmak istersin ama arkadaşınla da böyle kol kola girme yani. Biraz girme. Olmaz. Yürü beraber kaldırımda. Tamam ama şöyle bir mesafe koy. Olmaz hocam. Kol kola gireceğiz. Eller omuzlara atılacak. Arkadaş olacağız, kardeş olacağız. El ele gireceğiz. Askerle el ele tutuşma vardı abi ya. Sen onun hiç denk geldin mi? Tabii kaybolmasınlar diye. Niye kaybolur ya koskoca adam? Abi kaybolur. Çünkü koca Tugay'da 4000 kişisin.
Herkes bezelye gibi yemyeşil. Acemi Birliği'nde özellikle böyle el ele. Tabii, arkadaş birdenbire kaybolursa lan nereye gitti bizim hemşeri diye aramasın diye hocam. Ben abi aynada kendime 15 dakika baktım ya bu kim diye. Ne zaman? Abi ilk saçı kestiler, kıyafeti giydirdiler ya. Askerde. Tanıyamadın değil mi kendini? Bu kim lan diyordum evet. Hey gidi günde. Neyse askerlik anısına girersek abi 6 saat konuşmak 6 gerekiyor. 6 saat biter. Hiç o konulara girmeyelim. Yine fırça yeriz. Yani hiçbir şey olur. Yaklaşık evet. Bakıyorum abi 15 dakika oldu. Evet. Şu ana kadar sakal tabii gelen farklılar sakalın şirazesini kaydırdı. O şekilde evet. Tabir edelim. Şirazesini kaydırdığı için sus be adamları falan o kadar çok geldi ki 15 dakika oldu sakal mık dut yemiş bülbül hiç konuşmuyor. Ne yapsın? Sakal. Ne yapsın çocuk? Konseptimize uygun davranıyorsun. Bir de konuştuğumuz mevzular sakalı ilgilendirmiyor. Mesela araba maraba işte oyun moyun konuşsak atlayacak da. Ha, bu pandemi mandemi önlem mönlem deyince. Bu arada müjdemi isterim abi. Evet. PlayStation 5 çıktı. PlayStation 5 çıktı sakal böyle. Hemen yani çık mesela şey yaptı sunum yaptı da abi PlayStation 5'i. Ha. Sunum yapılırken sakal hemen bana şey yolladı resmini yolladı. Hocam çıktı diye. Bana da yolladı. Bunu eskiden biz yapardık. Eskiden biz böyle araba gazeteden araba resmi keserdik. Taksitli araba, Skoda bilmem ne. Evet. 24 ay vade onu böyle keserdik. Babamın göreceği bir yere koyardık sehpanın üstüne. Ki babam görsün de bu ne ya desin. Ona bir böyle bir heyecan gelsin. Aa bu iyi alalım mı falan desin. Yani bir çağrışım yapsın diye heves ederdik. Gözünün önüne böyle araba fotoğrafları koyardık. Babamın sakalı öyle. Bana onu atıyor ki ben baktım tamam dedim. Ya çıkmış ne var bunda? Hiç hatırlatayım dedi. Sakal sana sesleniyorum buradan. İzle bu programı. İzlediğin zaman daha anlayacaksın. Avucunu yalarsın kardeş. Evet abi devam edelim. 50 bin liraya motor alma planımız vardı ya artık evet. 50 bin liraya motor kalmadı bu arada. Evet bu arada efendim burada programda burada yeri gelmişken sakal hatırlattı. Biliyorsunuz sakala 50 bin liraya motor almak gibi bir niyetimiz vardı ama o hülyadan ne yazık ki vazgeçtik. Sakalın da dediği gibi 50 bin liraya bisiklet var artık. Evet. Doğru söylüyorsun. Bir geçen bir kampanya gördüm. 24 ay taksitle kredi alabilirsiniz. Bisiklet satışlarımız başlamıştır dedi. 24 ay taksitle. Evet 32 bin liraya bir bisiklet varmış. Abi sakal ne alacak olsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bunu duyuyor. Sakalın hevesini hissediyor herhalde. Hemen ÖTV, KDV bilmem ne koymaya başlıyor. Sakala motor dedik. 50 bin liralık motor oldu 180 bin lira. Çünkü sakal o kadar akıllı ki kendine 50 bin liralık motor alacağı zaman 5 kişiyi de zehirliyor. He. Sana da alalım abi ya. Abi sen de al. Geçen gün yine bana bir oyun yaptı. Ama tabii bu sefer hayvan terli yemez abi. He. Birisi bir abimiz motor satıyormuş. Çok temizmiş gibi falan. Ama şöyle bir ağzından yanlışlıkla şöyle bir şey kaçırdı. Sen de ara sıra binersin abi. Bir dakika. Motoru benim almamı önerdi bana. Sen parayı sen alsana abi dedi. Alıyorsun. Bu motoru kaçırma abi dedi. Hı-hı. Sonra ben alıyorum tamam kaçırmıyorum ucuzmuş. Fakat sen de ara sıra binersin de faça verdi. Nasıl ben ara sıra binerim? Motor zaten benim. Evet. Ben ara sıra bineceğime göre sen mi bineceksin? Tekrar kaseti başa alıyormuş gibi olacak ama avucunu yalarsın sakal. Sakalın anlamadığı, sakal ve muadillerinin anlamadığı bir şeyi burada milyonların önünde anlatalım abi. Buyurun. Arkadaşlar şu anda kıçımıza boz burun yılanı kaçmış durumda. Belki farkında değilsiniz ama bu lüks şeylerden biraz feragat etsek iyi olacak yani. Evet. Lüks değil ki bunlar ya. Lüks haline getirdiler yani. Lüks Türkiye için konuşuyorum arkadaşlar. Tamam Türkiye. Peki. Türkiye için lüks. Avrupa'da veya Amerika'da adam herhangi çocuk bile mesela PlayStation 5 büyüktür ya da PlayStation 5 alabilir. Baba diye ağlamasına o. Gerek yok. Ama bizde? Ama bizde bir sermaye gerektiriyor bu iş. Kaçtır hocam peki bu? Bilmiyorum. Sakal bilir. Kaç lira sakal? Hocam yurt dışı satış fiyatı ortalama 400-450 dolar vergiler dahil de Türkiye'de 7-8 bin liradan bahsediyorlar. Oyun alıyorum 7-8 bin yok, liraya. Yok PlayStation 5. PlayStation 5 alıyorum. Makinesini alıyorsun. Oyunlar ortalama 400-450 lira. Oradan da masraf ayrıca. Tabii canım. Bitmiyor onunla yani. Bunun heveslisi için bu önemli değil abi. Önemli olan bizim için lüks tüketim olması. Evet. Üzücü olan kısmı bu. Yani normalde dünya için belki orta kademe, orta üst veya orta kademe bir insanın alabileceği bir şeyken bizim için lüks tüketim oluyor. Peki bu da şey değil mi? Hani dövme yaptırmak gibi bir hastalık değil mi? Şimdi hangisi? PlayStation 5'i aldın. Evet. Aslanlar gibi parayı da verdin.
Sakalın dediği gibi abi şu 3 tane oyunu da al dedin. Evet. Tanesi 500 liradan 1,5'da ona verdin parayı, aldın. 2 ay sonra abi onun bir de şu oyunları tabii çıkmış. Tabii canım abi 3 tane oyunla bitmez o. Yani, ama yani. Dediği doğru. Hakikaten dünyada da pahalı olabilir ama bizimki kadar pahalı değil abi. Ama birim, alınabilir bir halde evet, dünyada. Birim olarak bakarsan yani onlar da 400 oyun oynamak lazım. İstiyorsan gidip alabilirsin. Bizde para biriktirmen gerekiyor. Kredi oyun oynamak için. Kredi alman gerekiyor. Bankadan. Tabii babanı biraz zorlaman gerekiyor falan. Böyle olmasa daha iyi olur ama yani bir şeye böyle meyilli olmaya başladığın zaman demek ki bu hissediliyor. Hani tabii ki rakamlardan belli oluyor. Bakıyorlar ki ulan millet PlayStation almaya başlamış. Oğlum şu hesap makinesini getir diyor herhalde. Herhalde yetkili. Yani. Herhalde. Hemen ona güzel bir şey ekliyor. ÖTV MTV. Herhalde. Hocam şey diyorsunuz ya mesela babama gazeteden küpür koyuyordum taksitler. Benim bildiğim çocukken hatırladım. Eskiden ev ve araba için kredi çekerdi insanlar. Şimdi kıyafet almak için mi neredeyse kredi çekeceğiz? Ya sadece sakal. Kıyafet almak için mi yani? Sakal şimdi burada uzun uzun tiratlarla programımızın gelir gidişatına böyle yine arasına zıt diye girdi. Kesebilirim. Şöyle bir şey abi. Onu atar o da. 9 gündür de konuşmadı abi. Biliyorsun sakal tek başına naçar evde duvara bakıyor. Evet. Şimdi bu tarafa bakıyor duvar, bu tarafa bakıyor da yalnız yaşadığı önüne için. Önüne bakıyor bilgisayar. Yalnız yaşadığı için oyun da pahalı alamıyor. Tek başına kaldı, kimseyle de konuşmuyor. Biraz da şey bir insan olduğu için böyle eşi dostu da yok yani. Evet. Herkesle kavgalı. Evet. Müşkül pesent deriz biz. Müşkül pesent seçici bir arkadaş olduğu için arkadaşı evet. da yok. Onun için boş duvara bakmaktan yılmış. Şimdi hazır bizi de bulmuşken biraz konuşayım diye. Biraz müsaade etmekte. Ben de onun için fazla şey yapmadım. Biraz buralara bir yol verdin. Buralara at yavrum. Bir yol verdin sakala. Geçen gün de hocam, geçen gün de sakal ben Hindistan'dayken evet. Bazı paylaşımlarda bulunmuş, takip ettim. Evet. Skoda'yı yıkamaya götürmüş. Abi delirecek ya. Vallahi delir. Araba böyle köpükler içinde falan filan altına yazmış. Aşkım yıkandın mı sen? Bıcı bıcılar mı yapmış? Öyle mi yazmış? Tabii. Ben takip etmiyorum. Pırıl pırıl mı olmuş benim güzel evladım? Yok senin farına kurban olurum, yanışına ölürüm falan diyorum diye. Diyorum sana abi sen abi. Ciddiye almıyorsun. Gerçekten psikolojik sorunlar. Abi arabaya aşık ya. Bir tane adam vardı hani arabasıyla evlendi, başvurdu. Kabul ettiler yani ne yapalım deliyle deli mi olacağız diye. Mahkeme kabul etti. İtalya'da adam Mini Cooper'la evlendi. Bu da yani kanunlar müsaade etse evlenir ya. Ben takip etmiyorum Instagram'dan. Şey aldım, sessize aldım. Niye? Abi yeter arabanın devamlı Skoda arabanın bir parçasını görüyorum. Bir de aynı zamanda dün de birisi gönderdi bana. Tabii benim adamlarım sağda solda çok olduğu için. Arabaya gene bir şey taktırmış. Böyle kontağı çevirince hayalet ekran bir şeyler oluyor. Allah Allah. Bunu görmeyeceğimi zannediyor tamam mı? Çünkü bundan bir saat evvel benden borç istemişti. Böyle abi yok. Ama o hediye geldi hocam. Ben para falan demişti. İki saat sonra o hayalet ekranı koydu. Ya kardeşim bak biraz fikri takip yap. Yani unutma. Bir şöyle düşün. Ulan ben şimdi iki saat evvel Can Hoca'dan borç istemiştim. İki saat sonra hayalet ekranı koyarsam bu görebilir. Bana borç vermez o zaman halim vaktim yerinde zanneder diye bir düşün. O mekanizma da sinirlerde bir temassızlık var. Yani. Hediye onu geldi yani. Hocama para evet. vermedim ben ona. Hediye mi geldi? Hı hı. Vay anam vay. Vay anam vay. Hayalet ekran hediye ediliyor ha bu ülkede. Tamam. Yani şu anda bir ekmeğe muhtaç olunan insan şeyler var ve sana hayalet ekran eden Almanya'da yaşayan bir arkadaşım var söz öyle vermiş. Öyle mi? Ne güzel. Hiç bizim böyle arkadaşlarımız olmadı. Abi yalan ya. Kim kime hayalet ekran ya vallahi işin gerçeğini biliyor musun? Nasıl Almanya'daki adam ona hayalet ekran armağan ediyor? Orada ucuz diyor mesela adam. Ucuz ucuz sakal orada. Sakal sen şu dükkana git yaptır. Evet. Ben ödeyeceğim mi diyor. Nasıl hayır olur? Diyor ki arkadaşım ben sana diyor hayalet ekranı bedava gönderiyorum. Nasıl gönderiyor? Hediye olarak Almanya'dan gönderiyorum. Hayalet ekran geldi mi? Ne? Aldıktan sonra bana 10 tane keklik ayarlayabilir misin? Ne kekliği? Yani aynı bu hayalet ekranı kakalayabileceğim, satabileceğim, koparabileceğim birileri var mı? İki kişi sakalda ben hallederim. İki kişiyi düşürmüş tufaya. Böylece, abi Allah bunun eline düşürmesin ya. Abi sakalın işi o. Bak sakalın yapması gereken iş var ya pazarlamacılık. Şeyde Facebook'ta galiba gördüm. Adam ne satıyor biliyor musun arabada? Ne? Bu cam kestikleri elmas var ya. Onu satıyor. Tamam. Şimdi bir insan camcılık mesleği yapmasa, evet. çerçevecilik yapmasa o aleti niye satın alma ihtiyacı hissetsin ki?
Hobi olur, hobi olur. Abi yani evde devamlı böyle cam kesersin mesela. Abi evde nereye cam kesiyorsun? Sen camcı değilsin ki. Hani bu şey, evinde hiç bakır eşya yok. Şuradan bir bakır parlatıcı alayım deyip eve getirip koyuyorsun. Orada duruyor yıllarca, morarıyor, tamam mı? Bu da öyle. Fakat, evet, onu niye alırsın ki? Abi herif öyle güzel satıyor ki. Bakın diyor, şu elimde görmüş olduğunuz camı var ya diyor. Bunu diyor böyle kağıt gibi keserim, o kağıt diyor. Bizim Necip Türk milleti de bir yerde kalabalık oldu mu üşüşür biliyorsun. Evet. Mesela dozer çalıştığı zaman toplanır bakarız. Bir arabanın kaputu açıldığı zaman herkes oraya yığılır. Hayırdır. Ondan sonra ne oluyor diye. Bir de bir yere kamera kurduğu zaman kameranın arkası, karşısı, önü, sağ, tabii, solu her taraf meraklı kalabalık tarafından dolar. Burada da adam bildiğin üç tekerlekli arabanın üstünde sürüyle böyle cam kırığı var. Alıyor böyle elması. Bak 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 diyor. Gördün mü diyor. Kağıt gibi bak bak. Çıt. Bunun diyor tanesi 5 lira. Millet de bakıyor oradan. Al kardeşim, ver ve alıyorlar parayla. Tabii, demek ki ihtiyaç var abi ona. Abi yok ihtiyaç. Pazarlama. Yani malı satma becerisi. Orada bir tane günahsız böyle eli kıçında seyreden bir adam vardı. Ne bakıyorsun? İnanmadın mı hala bunun ne işe yaradığını diyor. Gel dedi. Gel buraya kardeşim. Korkma kardeşim falan. Şimdi bir de sen kes de görsün millet bakayım. Şöyle yap, böyle yap, çıt, bak gördün mü, cetvel gibi kesti, ona da bir tane yasladı. Bir yandan da hakikaten cam kesmen niye lazım olsun abi? Abi işte bu satış becerisi. Belki bir kere lazım olur insanın hayatında. Abi ben mesela 52 zaman yaşındayım, hiç ihtiyaç duymadım ona. Ya şimdi değil, bu masanın üstüne cam aldık. Cam uzun geldi. Şimdi bu cam buraya uzun geldiği zaman ben ne yaparım? Demem ki ya sakal, gidin bir tane elmas bulun da şunu adam gibi keselim. Çünkü korkarız, deriz ki ulan bir şey olur. Çıtlatırız. He, yani ortaya doğru yürür, böyle yol yapar, koskoca camı kırmış oluruz diye. Ya şuraya bir tane uzman, bir tane camcının çırağı gelsin deriz. Gelir o şeyle, tahta metresiyle koyar böyle bir zizit yapar, çıt kırar, alır gider. Bu kadar. Ama kenarına da onun yuvarlak yapması lazım. Hocam onun parası var ya, onunla falan yapar. Şimdi abi bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Sakalın hediye edilen hayalet ekrandan konu nereye geldi? İşte o pazarlama becerisi. Sakalın da öyle bir yeteneği var. Buna gelen malı allayıp pullayıp bir başkasına da satabilme becerisi. Hayır ben inanmıyorum. Yok abi, ne hediyesi abi? Kim kime ne hediye ediyor? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Almanya'dan adam... Ya bu şey için şimdi bu faça ortaya çıktı ya. He. Ya sen işte durumun çok kötüydü. Hani yeni taşınmıştın, eve eşyası alacaktın falan derken. Nereden çıktı oğlum bu hayalet eklen demeyeyim diye bunun yolunu yapıyor. Almanya'da, benim de Almanya'da arkadaşım var. Hiç bana, ya bir dakika ya, Almanya'ya geliyorum. Benim de bir sürü arkadaşım var. Bir kere birisi bana bir şey hediye etmedi. Devamlı sakala jant hediye eden, araba lastiği, kışlık lastik hediye motor eden. Motor aksesuarı. Motor aksesuarı, cila, keramik, ya yeter be arkadaş. Sakal. Sen abi bu kadar hediye aldın mı? Sakalı 10 senedir tanırsın. Devamlı bir hediyeler gelir. Sen hiç ömrü hayatında 60 küsur yaşında, yani 58 yaşında. Evet. Hiç bu kadar hediye aldın mı abi? Abi bak, ben sakalın bir ayda aldığı hediyeyi şu ahir ömründe almadım diyorum sana ya. Yok abi. Palavra. Vallahi almadım. Ama vallahi değil ya. Adamın öyle bir becerisi var. Diyor ki abi sen bana malı gönder. Ben bunu allarım, pullarım, bir şekilde sana 3-4 tane daha müşteri, evet, kazandırırım. Tokyo seni arıyordu abi bu arada. Görüştünüz mü? Görüştük abi. Evet. Görüştük. Yine böyle türlü sponsorlar gibi buldum falan diye bir sıktı gene ortalığı ama. 10 kişi varmış sırada bekleyen. Sen sponsor olacağım, ben sponsor olacağım diye. Efendim buradan sponsor olacak arkadaşlarımıza söylüyoruz. Tut hocam abine koronyağı tut. Buradan sponsor olacak firmalara da söylüyorum. Abi. Bu karış devletin mi? Bilmiyorum hocam. Yani birbirimize kavga etmenin gereği yok arkadaşlar. Biz sponsorumuz falan elbette olacak da, hani bize hakkımız olan en hani mevzul miktarda Levan'ı kim indirecekse biz açıkçası o firmayla anlaşma yapacağız. Bu arada bu arada Inamatu Tokyodes bizim adımıza sizlerle görüşüyor olabilir ama bizim adımıza karar veremez. Sonradan kalkıp da vay dolandırıldık, Japonlar bizi tokatladı, nerede bu herif falan filan diye gelip kapımızı çalmayın. O sadece ön görüşmeleri yapmak açısından sadece görevlidir. Abi şu anda bu cümlenle, özür dilerim ama bu cümlenle bizim önümüzü tıkadın yani. Niye? Şimdi Tokyo kimi arasa hadi lan oradan deyip yüzüne kapatacağız. Zaten öyle desinler diye. Yani en azından muhataplarının bizim olduğumuzu. Merhaba, o zaman merhaba ben Tokyo demesin en azından. Demesin. Artık Tokyo adı kara listeye girdi çünkü. Girdi, kesinlikle girdi. Onun için de en azından sponsorları buradan uyarmış olalım ki yarın öbür gün mahkemelik sponsor olursa. Sponsor yok ama olsun. Hayır, yarın öbür gün mahkemelik olursa kardeşim nerede, bize Inamatu Tokyo'da diye bir herif geldi.
Bir sürü evrak imzaladık. Adama da baştan şu kadar nakintoş para verdik. Herif ortada yok. Akıllı olun kardeşim evet. falan derlerse. Uyaralım evet doğru. Inamoto Tokyo Desi adında biri gelirse inanmayın arkadaşlar. O nasıl imzalıyor resmi olarak Inamoto Tokyo Desi diye? Ya diyor ki ben nasıl bir şirket abi bunu kabul ediyor? Abi o yapar. Yapar evet. Abi bir şey sorabilir miyim? Sakal böyle üçkağıtçı. Tokyo Desi üçkağıtçı. Biz evet. nerede dükkan açtık abi? Nasıl bir iyi dükkan? Üçkağıtçı değil. Bunlar müteşebbis arkadaşlar. Ha, müteşebbis. Evet. Üçkağıtçı bayağı dolandıran. Hani abi sana şundan vereceğim ver 50 lira. 50 lira alıp ortadan kayboluyor. Bunlar öyle değil. Bak sakal şunu 50 liraya oraya satabiliyorsan evet. ben de sana karşılığında şöyle bir kıyak. Tamam canım abim o iş bende diyor. Anladın mı? Yani o müteşebbis. Sadece açılmış olan Amerika'da yolları. Amerika'da olsaydı köşeydi. Sakal kesinlikle. Var ya şu anda Amerika'da olsaydı Elon Musk'ın yanındaydı. Ciddi söylüyorum o. Hani insanlı seyahat başlamıştı belki de ya. O uzan roketler var ya abi yani uzaya şey. Onların kenarında bir tanesinde The Sakal yazıyordu. The Sakal bir de Türk bayrağı yanında. Ne güzel olur. Sakal kesin Elon Musk'ın adamıydı. Yalnız tekrar yine sakaldan bahsetmek zorunda kalacağız ama diyor ki ben Kanada'ya yerleşmek istiyorum. Destek olur musunuz dedi. Ben hadi oradan diye başımdan savdım. Ne dersin abi sen? İş teklifi hocam, geldi vallahi. Sakal Kanada'ya gitsin 3 ay sonra sıkılır geri gelir. Öyle mi? Tabii. Niye? Kanada güzel bir ülke ama sıkıcı hocam. Ha. Sıkıcı. Yani iş teklifi geldi dedi bu. İşte sakal, Amerika'dan geldi. Sakalın orada ruhu daralır ya abi. Amerika'da seni ulan. Vallahi ya. Sen Amerika'ya gitmeye çalış ben Amerikan konsolosluğuna yazı yazarım. Yok zaten senin sakın yazı vermen gerekiyor. O bir vizesi diye bir vize olur, varmış. Olur. Ha, ben de bu fırsatı bekliyorum zaten. Bir dakika sakala Amerika'dan nasıl bir teklif gelmiş olabilir abi? Nasıl teklif geldi? Kurgu teklifi hocam. YouTube Amerika'da kurgucu bitti. Yok şeyden dışarıdan bir şirket var. Arkadaşım kurdu orada. Ha. Kurgucuya ihtiyacı var. Zaten gitmeme sakal, gerek kalmadı. Sakal bizi aldırsan ona. Vay be. Sakala bak ya. Abi iş o noktaya geliyor ki sakal bizi Amerika'ya aldırıyor. Tabii çünkü öyle bu işler böyle. Şirketin başına getiriyorlar çünkü sakalı evet. orada. Sakalın imzasıyla bize veriyorlar. Bize. Bize veriyorlar. Sakal fikir sanat açacağım tabii. Orada. Evet. Amerika'ya İsmini gidiyorsun. İsmini de değiştiriyor. The Sakal. Tabii. Amerika'ya gidiyorsun kardeşim. Kimin yanına referans göster? The Sakal of the World deyince Amerika'da nusrete kapılar açılmış ya. FBI, CIA hepsi gelmişler. Evet, bize de öyle olur. Abi o VIP falan demek istedi herhalde. VIP diyeceğine CIA falan dedi galiba. E tabii ki herhalde yani. Çünkü CIA ve FBI seni almaya geldiyse. Hiç yok. Zaten o şöyle olur. Al bunu, al bunu. Hemen seni içeride bir odaya alıyorlar demektir. O bence hani bana VIP muamelesi yapmak istedi. VIP muamelesi istedi. Evet, bence de öyle. Anlamında sen Nusret'e gittin mi abi hiç? Nusret'e bir kere gittim hocam. Bir kere gittim. Peki ayıptır sorması. Sen mi ödedin yoksa İskit'ten tabir ettiğin? İskit'ten hocam. İskit'ten. Ben de bir kere İskit'ten gitmiştim. İskit'ten evet. Yani yoksa bizde öyle bütçeler yok yani. Böyle yarım dönere 500 kağıt. Tabii. Evet. Ama tabii. Güzeldi. Ama yani öyle yani bir tekrar gitmeliyim denecek bir şey buldum. Ya ben öyle çok meraklısı da değilim hocam yani. Etin mi? Evet yani. Öyle yediriyor falan ya. Yani yedirmeyi bırak ama yani şuradan şöyle hayvan alıp komple pat diye vurup böyle bir çoş çoş falan. Bir şey soracağım tam o konuya değil. Ya arkadaşlar, sevgili dostlar şu yemek şeylerinde, evet. sunumlarında malzemeye böyle kötü davranmak ve kötü davranmanın yanında hızlı olmak. Evet. Şey mi böyle bir popüler yani iyi, o malzemenin iyi olduğu anlamına mı geliyor? Mesela pilavı hızlı doldurdu ben bu adama gideyim mi diyorsun? Veya nohutu hızlı karıştırıyor bilmem neyi kesti. Aa ne kadar hızlı kesti. O zaman bu adam güzel yapıyordur mu diyor. Diyorsun ki ne kadar. Hızlı o şey ya ben uyuz olmaya başladım abi ya. Hep böyle hızlı hareketler hızlı bilmem ne oluyor öyle olunca. İşte o zaman. Daha mı lezzetli oluyor? Hayır adamın ustalığına itimat etmiş oluyorsun. Ha. Şimdi ben seni usta olarak çağırıyorum. Diyorum ki Can Hoca ya şunu bana buraya monte etsene. Evet. Şimdi sen bunu getirip buraya hemen ver bana abi pençeyi çık 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 falan yaptığın zaman vay be bu adam usta diyorum. Bak nasıl güzel halletti diyorum. Ama öbür türlü vidayı çevir. Bundan diyorsun, öbür mü geçer diyorsun adam. Ben ötekine itimat ederim abi. E sağlamcı demek ki. Ama bir de çekimleri de hızlandırıyorlar hocam. Evet. Hızlandırıyorlar hani bir de o var. Pilavcı var bir tane öyle. Sosyal medya için. E tabii. Öyle mi? Tabii. Ya bir tane pilavcı var. o yarım şey var ya hani ölçek kapı. Ha, onun içinde pilavdan çok her şey var. Yani bezelye var, taze fasulye var. Mutfakta ne varsa o gün pişmiş hepsini içine doldurup böyle pat
diye çeviriyor, sonra da buyurun afiyet olsun diye. Bir gün gidelim ama. Abi gidelim ama. Nerede onun yeri acaba ya, o pilav? Bıyıklıyı mı diyorsun? Bıyıklıyı diyorum. Evet. Bak ona şey diyorlar, aşçı yemeği. Ben de bilmiyordum. Yani aşçı böyle yemeği. Bol kepçe ev lokantası şey, ev yemeği yapan lokantalar ya. Var ya. Hepsinden azar azar. Ona aşçı yemeği babacığım dediğin zaman hepsinden azar azar koy derler, tamam mı? Yani Ama o şeydir. Abi yani karışacak yemek var, karışmayacak yemek var. Şimdi mercimek çorbası da koymuyor herhalde. Yok, çorba değil. Evet. Yani sıvı yemek yok. Mesela taze fasulye, yanında nohut, yanında işte bezelye. Damak zevki birbirine yakın olanları karıştırıyordur abi. Orada damak zevki önemli değil. Önemli olan gözü doyurmak. Ha, tabak şöyle bir geldi ağzına kadar da. Bir sepet ekmek. Tabii ağzına kadar da dolu. Canım bana bir tam ekmek, bir şişe de su. Onların... O şeyler hala yapılıyor mu ya? Geçen yakın zamanda görmedim ama tostçular vardı hani. Bir arada öyle bir şey çıkmıştı. Ha. Tostçu Erol vardı. Var var. Tam ekmeği yapıyor. Evet doğru. Adana'da var. Adana'da var bir tane. Hı. Fena. Şeyciler de var ya. Abi tostun bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir dakika. Bilmediğim için soruyorum. Abi tost ekmeğin arasına kaşarı diziyor, salamı diziyor. Hayır. Sucuğu diziyor. Artık öyle başka değil hocam. Başka ne yapıyor yani? Hocam şimdi orada... Evde yapsam olmaz mı yani? Yumurta kıran mı? Hocam orada bütün lezzeti veren ağır bir tane böyle eski buharlı ütüye benzeyen bir ağırlık var ya. Onu böyle o 10 kilo falan o. Zaten onu şöyle bir ekmeğin üstüne böyle şaş diye koyunca ekmek bir anda yarım santim inceliğinde oluyor. Kağıt gibi. İçini de alıyor, tamam mı? Onun işte dışına tereyağı sürüyor, içine malzeme koyuyor, basıyor, başka bir şey koyuyor, basıyor, başka bir şey koyuyor, basıyor. Sonunda sörf tahtası büyüklüğünde sana şöyle bir şey getiriyor. 44 numara. 44 numara. Diyor ki abiciğim bu işte 15 lira diyor. Ama 15 liralık tostu zaten vurduğun zaman 2 gün başka bir şey yemiyorsun. Evet. Ama Allah için de güzel yapıyorlar hocam. Oraya da gidelim bir gün ya. Var mı İstanbul'da öyle bir yer? Var var. İstanbul'da şeyde var mı? Haydari tost yapan. Hisar'a giderken de var bir tane. Şöyle 44 numara yakalı bir gün. Tabii Adana'daki var. Önünde izdiham var. Millet birbirini öldürüyor. Antep'te de var galiba öyle biri. Tabii. Ama yani o hız kesti mi merak ettim. Yok devam ediyor. Hız kesmedi hocam. Bir de bu kallavi tost yapma İzmirlilerden çıktı biliyorsun. Öyle mi? Eskiden İzmir fuarının çıkış kapılarında işte Basmane kapısı, Montre kapısı falan filan oralarda İzmir usulü yengen sandviç, özel sandviç falan filan yapan yerler vardı. Kumru değil miydi o? Kumru başka. Kumru Çeşme Ilıca'da yapılıyor. Hmm. Onun böyle ekmeği özeldir. Hafif mekik tombiktir, gibidir. Evet. Ha, tombiktir. Onun içine işte kaşar koyar, sucuk koyar falan filan. Turşu koyar. Onunla ilgili bir şey anlatabilir miyim? O ayrı sana? Kumru ama bu öbürünü bildiğin eski buharlı ütüler var ya, o ütüyle böyle haş 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 kömürlü onunla yaparlardı. Ilıca'da bir kere kumrucu Şevki vardır bilirsin. Meşhurdur abi. Evet. Evet, bir tane dükkanlı şimdi 56 tane. Mesela ya kumrucu Şevki'ye gitmeyelim diyorsun, şurada bir tane daha var diyorsun, o da kumrucu Şevki. Tabii. Yani kaçamıyorsun kumrucu Şevki'ye. Hakiki. Tabii ama başka bir lezzettir bak. Abi İşte Kumrucu Şevki'ye gittim, sipariş verdim abi. Ha. Dedim ki işte 10 tane karışık bilmem ne falan, kenarda böyle bekliyorum, tamam mı? Kumrucu yani şey, tezgahın başında, ocağın başında da birisi yapıyor. Adam atletle buram buram terliyor çeşme sıcağında böyle yapıyor. Kenara da böyle bir sürü yaptığını dizmiş. Bunları alın falan diyor. Kimse de, garsonlar da takılıyorlar. Yani alan da yok, eden de yok. Oğlum şunları alın. Hani orası boşalsın ki yeni yaptığını dizecek adam, koyacak. Tabii. Alın malı, o kargaşa buram buram terliyor. Ben de tam yanında duruyorum adamın. Böyle izliyorum nasıl çalışıyor diye. Bir tane şey geldi. Garson dedi ki, usta dedi, bunun domatesi olmayacakmış içinde dedi. Adam böyle elinde spatula gibi bir şey vardı ya. Bir koydu bunu. Kumru bir tarafa uçtu, tabak bir tarafa uçtu. Ya arkadaş, adam buram buram terlemiş sıcakta böyle. Şupur şupur ter akıyor adamdan. O domates olmayacaksa içinden çıkar, al, kenara koy. Yiyen için de söylüyorum bunu, yiyen için de. Mesela geldi baktın domates var. Ya usta ben domatessiz istemiştim ama neyse de çıkar domatesi. Hani peyniri belki daha şey yapamazsın. Eridi. Eridi falan ama domates çıkar, çıkar. Evet. Hadi adam çıkartmadı, garson olarak sen çıkar. Hemen al kenara, çıkar domatesi. O adama, o şıpır şıpır terleyen adama domatesi çıkar denir mi ya? Böyle bir anı, çok komik bir anı olmasın. Fena bir yani. Abi ne oldu, ben öksürmeye başladım. Hocam eyvahlar olsun, galiba pandemi stüdyomuza doğru ufaktan doğru bir etki... Yok hocam, abi, iyi misin canım önceden hocam? Bir
bir şey yemiştim de. Anlıyorum hocam. Evet sevgili dostlar. Gün daha var pardon. Nerede zaman kalmıştık mı? Hocam? Kumrularda. Hafta sonu ligler başladı. Ne diyorsunuz? Tamam. İşte sakal. İşte gerçek bir spor sever. Spor sever. Evet ligler başladı evet. Abi hayırlı olsun. Fener'i tabii evet. Gördün abi bomba gibiydi yine. Müthişti yine. Değil miydi? Hocam yani şampiyonluk mücadelesinin içinde olsak bile hani Beşiktaş şu anda ben takip etmiyorum şampiyonluk gerçekten. Şampiyonluk yarışından koptuk. Koptunuz mu? Koptuk tabii. Şimdi şampiyonluk yarışının içinde olsak bile seyircisiz futbol maçının hiçbir zevki yok. Yok. Yok abi. Fenerbahçe tribünlerini gördün değil mi abi? Fenerbahçe tribünlerini ağzına gördüm. Kadar doluydu yani. Evet. Bir hayli karton vardı. Seyirci. Ama işte kartonla olmuyor hocam. Karton seyircide ses çıkmadığı için kartonlar peki, öyle duruyor. Yine bilmediğim için soruyorum. Mikrofondan şey veremiyor musun acaba? İstersen canlı yayın sırasında sanki seyirci varmış gibi atmosferli olan fonksiyonu da seçiyorsun. Ha var mı öyle bir şey? Ha var. Ha. Yani, hayır stadın içinde. Stadın içinde yok. Ha. Sen maçı seyrederken öyle bir şey var. Böyle oraya bastığın zaman seyirci olmadığı halde... hani seni hayır, gaza getirmek sana için... Sana değil abi. Televizyon başındaki adama demedim. Yani futbolcu açısından. Yok. Futbolcu açısından yok. Çünkü futbolcuların içeride ne konuştuğunu tamamını zaten hep duyuyorsun. Normalde hani mesela futbolcular da onu bildikleri için konuşmaların duyulacağını... Dün mesela Rize Spor Galatasaray maçında... Sayın hocam istirham ediyorum. Şuraya bir daha bakar mısınız diyor. Hoca da böyle yapıyor. Canım benim seni anlayışla karşılıyorum. Ama şu anda kulaklıkla... Oradan gelecek haberi bekliyorum. Çok özür dilerim hocam. Anladım hocam. Böyle gidiyor ilişkiler. Normalde kalabalık olduğu zaman zaten o mikrofonlardan da ses duyulmadığı için ne biçim bakıyorsun ulan? Baksana lan gör falan bunlar oluyor. Ama futbolcular da hakemler de biliyorlar ki kenarlardaki bu mikrofonlarından bile yapsam duyulduğu için birbirlerine canım karşı hocam. Nasıl kibar, nasıl centilmen. Güzel bir şey bu. Mesela evet, futbola böyle evet. Bir katkısı olur bu işin. İnşallah 50 bin kişiyle. Tekrar bakar mısınız? Ben farklı gördüm. Canım hocam istirham ediyorum. Acaba bir döner misiniz? Bir daha bakabilir misiniz? Bunlar deniyor ama 50 bin kişi olduğu zaman o canım hocam, cicim hocamların hepsi gidiyor. Çarşamba günü bir maç daha var galiba. Trabzon-Fenerbahçe. O ertelenen maçtı. Fenerbahçe kupa maçı galiba o. Bilmiyorum. Ha? Bir erteleme bir şey maçı değil miydi o? Bir şeydi öyle bana bir şey. Bana sanki Türkiye Kupası maçıymış gibi. Peki kim şampiyon olacak sence? Hocam girişte? Bence Trabzonspor şampiyon öyle olacak. Mi? Çünkü Trabzonspor bunu hak ediyor. Oynadığı futbolla, kurmuş olduğu Galatasaray kadrosuyla. Galatasaray şimdi kötü oynamaktan ziyade hocam dün Galatasaray için öyle bir şanssızlık oldu ki. Evet. Evde ben maçı seyrediyordum. Yan hakemin 2 saniye bayrağı geç kaldırması yüzünden Fernando Muslera'nın kaval kemiği 2 yerden kırıldı adamın. Ha, evet, geçmiş şimdi olsun. Futbolda şöyle bir kural var ya. Offside bile olsa yan hakeme diyorlar ki sen hemen bayrağını kaldırma. Bırak pozisyon bitsin. Hani belki yanlış bayrak kaldırırsın. Adamın gole giden pozisyonunu kesmiş olursun. Sen offside'i kaldırma. Gol bile olsa ondan sonra offside'i kaldır diyorlar. Ha, offside hemen kaldırılması gereken bir şey değil mi abi? Ya şimdi eskiden öyleydi hemen. Ama şimdi hızını kesme pozisyonun diyorlar. Ha. Çünkü hani sen offside olarak görürsün adamı. Kaldırdın bayrağı. Adamı mis ama gibi hakem oyna diyor zaten. Oyna diyor. Mis gibi pozisyonunu öldürdün adamı. Yanarken bizi durdurdu dersin. Ama burada diyorlar ki bırak sonuna kadar oynansın. Hakikaten hata varsa oradan geriye dönme yolu nasıl olsa var. Ama sen şimdi baktın 1.5 metre offside var. Adam hala topa doğru koşuyor. Kaleci buradan geliyor. Bir an önce kaldırsana bayrağını. Kaldırmadı. Bir çarpıştılar. Olan zavallı Fernando Muslera'ya oldu. Muslera'nın çarpışma anında hocam yerde kaldığını ben gördüm. Ağır çekimde de izledim. Dedim ki olan çocuğun ya dizi kırıldı ya kaval kemiği kırıldı. Zaten bir de kenara bir değiştir dediler. 15 dakika maç durdu. Ambulanslar, sedyeler, medyeler Muslera'nın ayağını kırıldığını tabii sahanın içindeki futbolcular da duyuyorlar. Bir anda herkesin zaten seyircisiz oynanmasından ötürü böyle bir asidi kaçmış gazlı içecek kıvamındayken tamamen sulandırılmış ayran tadına geldi iş. O arada bir gol yediler. Bir tane daha gol yedi Galatasaray. Zaten moral motivasyon anlamında da pek tadı tuzu kalmadı işi. Evet. Yazık oldu adama. Şey oynandı üzüldüm. Ama değil mi? Bahisler falan oynandı yani. Bahisler oynanır hocam. Onlar durur mu yani? Bahislerde Allah bilir. Yabancı ülkelerde öyle bir şey de var. Hani mesela İngiltere'de olsa Mustera'nın bacağı ne kadar zamanda iyileşir? 6 ay diyenler şu kadar oran. 4 ay diyenler bu. Onlar ona bile bahis oynuyorlar.
Peki ne zaman iyileşir abi sence? Yani 6 ay hocam. 6 ay mı? 6 ay. Peki eski formuna gelir mi adam? Gelir. Kaval kemiği dediğin önemli bir şey. Gelir hocam. Çünkü mesela şeyi Türkiye'de çok oldu tabii. Allah kimsenin başına vermesin de. Yani mesela Dembaba'nın da ayağı kırılmıştı kaval kemiği. Ama işte çalıştı 6-7 ay sonra geldi tekrar. Rıdvan o tip talihsizlikleri çoktu değil mi? Rıdvan'ın. Rıdvan kağıttan adamdı. Rıdvan yani, Rıdvan'ın oynadığından daha çok sakatlanması meşhurdu. Evet. Çünkü Rıdvan çok süratli bir oyuncu olduğu için Rıdvan'ı tutamayan adam tekmeyi basıyordu Rıdvan'a. Bir de eskiden daha sertti abi. Oo, eskiden var ya mesela Erman Toroğlu, yani Erman Hoca kusura bakmasın, ben onun top oynadığı zamanı biliyorum. Ankara Gücü'nde oynuyordu galiba. Hocam kasabın önde gideni diyorum ya. Şöyle karpuzcu bıyıkları vardı Erman Hoca'nın. Mesela böyle topa çıkarken. Abi cevap hakkı da oluyor Erman Hoca. Doğrusu Erman Hocam da kesin. Ben bir topa çıkarken böyle sağ dirseğiyle buna, solla buna. Bununla da kafayı vururdu Erman Hoca. Dandun dağlara taşlara gelene gidene yapıştırırdı. İyi bir futbolcuymuş yani. Hocam o yani. O zamanın şeyine göre. O zamanın kriterine göre. Ya o zamanın kriterine göre stoperlere diyorlardı ki yavrum mesela Fatih Köprüsü'nde o tek şeridi kapatın diyordu. Evet. Kamyonu bile bırakmıyordu adam. O zamanın stoperlik kavramı öyleydi ama evet. Sonradan değişti dünyada. Abdülkerim vardı bizde değil mi? Abdülkerim vardı. Şimdi artık dünyada hocam adam ben stoperim, ben şuyum buyum dediği zaman arkadaş önce bir seni bir görelim diyorlar. Benim kasetlerim var. Onların hepsi dünde kaldı. Biz şu anki performansının eskiden peşindeyiz. Eskiden kasetle çok Yugoslav sattılar abi bize. Yani. Çok. Bütün Yugoslavya'nın... Başkasını gösterip başkasını sattı. Biraz tabii. Zayıfladı falan deyip amcasını satıyorlardı. Tabii Yugoslavya'nın ne kadar takla atmış arabaları varsa hepsi Türkiye'ye gelip bizden ekmek yediler evet. Hocam. Yani hepsi. Vallahi billahi. Ama şunu da söyleyeyim mi bir şey? Ben Türkiye'de büyük takımların bu kadar pahalı transfer yapmasını hala aklım sırrım almıyor. Dünyada da yapılıyor abi. Abi dünyada yapıyorsun. Sen şimdi Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yapıyorsun. Yapmış olduğun o transferin karşılığında kaliteli futbol görüyorsun. Futbola kalite getiren hakemler, futboldan anlayan hakemler olduğu için bir zevk alıyorsun. Sonra da bu adamlar kendi ligindeki rekabet yetmiyormuş gibi... Avrupa vitrininde, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da adamlar hep basamak basamak yukarılara doğru gidiyorsun. Tabii o adamı kendi liginde seyrettikten sonra çarşamba gününde Şampiyonlar Ligi'nde falan seyretmişsin. Seyrediyorsun ama şimdi bizde hocam geçen son işte bundan önceki iki senede Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde nasıl başarılı olduğunu gördün. Gruplardan çıktık, mıktık falan filan. Ondan ötesi gelmedi. Elendik. Türk futboluna bak. Biz Avrupa'da fısız. Avrupa'da yoksan o zaman Avrupa'yla da rekabet edemiyorsan neden bu kadar çok pahalı oyuncu alıyorsun? Adama mesela Avrupa'da 750 bin euro değeri olan adama Türkiye'ye gelsin diye 3,5 milyon euro garanti para veriyorsun. Adam da 3,5 milyon aldı mı? Yenge gitti Acarkent'te 6 odalı, 2 müştemilatlı, çocuk parkı olan, havuzu olan villasını da aldın. Abi diyor ki yengeyle bana bir de araba, sponsor firmadan araba. Arabanın yakıtını da sen karşılıyorsun. Taşıt pullarını da sen ödüyorsun. Yetmedi senede 4 defa memleketime ailemin işte first gidip gelmesi first class uçak bileti. Kayınvalideyle Baldız Havaalanı'ndan alın. Havaalanında götürün. Bizim tercümana söyleyeyim benim hanımı kuaföre götürsün. Çocuğu okula götürsün. Bu dertleriyle uğraşıyorsun. Herif de diyor ki ulan ben orada 750 bin euroluyken. Kimse de yüzüme bakmıyordu. He? Otobüsle gidiyordum kimse sana. Yüzüme bakmıyordu. Türkiye'de testislerime vantilatör tutuyorlar. demek ki. Evet sakal doğru. Zafer abinin testislere vantilatör tutuyoruz kısmını atalım. Çünkü sen şimdi 32 yaşındasın. Evet. 32 yaşındasın. 750 binlik adamken sana Türkiye'den kulüp 3,5 milyon euro veriyor. Peki abi bir şey sorabilir miyim? Lafını kesmek istemezdim. Bal mal değil ama. Makasla. Peki senin şu anda Levent'te bir ofiste gördüğünü kulüplerin yönetim kurulu odalarında görmüyorlar mı abi? Görüyorlar. Şöyle gaza geliyorlar. Yani örnek veriyorum. Mesela Fenerbahçe bir oyuncu alıyor. Beşiktaş'tan örnek ver abi. Beşiktaş'tan veriyor. Beşiktaş bir oyuncu alıyor. Gidiyor stoper Vida'yı alıyor mesela. 3,5 milyon euro yıllık para. Dediğin artı o dediklerim. Dediklerim. 3,5 milyon euroya Vida'yı alıyor stoper olarak. Fenerbahçe de diyor ki ya diyor atıyorum Bergama Spor'da bir tane stoper çocuk var Barış. Çok iyi 19 yaşında ama Türkiye'de bu çocuğun geleceği var. Ben de bu çocuğu 200 bin liraya aldım diyor. Hemen Fenerbahçeli taraftarlar. Ayıptır beyler. Beşiktaş 3-700'e oyuncu alırken sen gidip Bergama Spor'dan bunu mu aldın? Çünkü bizde taraftarlar her şeyi çok iyi bilir. Atın bunu, satın bunu,
Kovun bunları. Akıllı ol başkan. He, akıllı ol başkan. Paran yoksa niye geldin? Şimdi atın bunu, kovun bunu, bu takımı dağıtın dediği zaman onun maliyeti en az 65 milyon avro. Ver parayı. Ver parayı. Abi zaten kulüplerde şu anda geçen gene bir kampanya var. Gene halk ödüyor abi. Gene taraftar ödüyor. Hocam taraftar 20 lira ver, 10 lira ver. Bakın sayın hocam, buradan sevgili spor sever arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben arkadaşlar, de Beşiktaş'a yardım ettim tabii, abi. Sen de ettin, Allah razı olsun. Evet. Bakın ben Beşiktaş adına konuşuyorum. Beşiktaş'ın borcu 3 milyar lira. 3 milyar mı? 3 milyar lira. Türk total lirası. Borcu. Faizi ne kadar? Ne kadar? 450 milyon lira. Tamam. Bu 350 lira. Biz şimdi geçen yardım ettiğimizde kaç parasını ödedik? Şimdi siz yardım ettiniz ya hocam. Totaldeki bu yardımı topladığın zaman 150 milyon lira toplayabilsek Allah bereket versin. Ha. Ama borç çok fazla. Şimdi bu borcu kapatabilmenin bence tek yolu sağlam bir finansör bulmak. Takımın bütün borçlarını kapatıp adama da kulüp içerisinden belli bir hisseyi verip gel kardeşim burayı yeniden yapılandıralım demekten taraftar başka. Taraftar öyle bir şey kabul etmez abi. İngiltere'de, Fransa'da isyan ettiler. 135 yıllık kulübümüze nereden geldi bu Rus yatırımcı? Evet. Chelsea'yi aldı abi işte. Şey. Paris Saint Germain'e Katarlı finansör gelip para verdi diye tutucu Paris'ten az kalsın Eyfel Kulesi'ni yıkıyorlardı. Yok efendim 1800 yılında kurulmuş bu kulübün evet. Başına nereden geldi adam evet. Bir? Adam ne yaptı geldi? Kulübün borçlarını sıfırladı. Dedi ki abi yeni bir kulüp kuruyoruz dedi. Şimdi taraftar kaynıyordu ya. Bu tarafların kaynamasını durdurmak için ne yaptı? Evet. Ben buraya öyle bir transfer getireyim ki bunların hepsi bak olsun dedi. Kimi getireyim abi? Neymar'ı getireyim. Neymar'ı getiremezsin. Niye? Neymar'ın posterini alamazsın. He, orada evet. Da Fransızlar da aynı bizde olduğu evet. Gibi akıllı ol. Neymar'ın posterini alamazsın dediler. Adam dedi ki kardeşim Neymar'ın anlaşmalarına bir bakın. Barcelona Neymar'ı getirmiş. Anlaşma yaparken demişler ki bu çocuğun serbest kalabilmesi için Levan miktarına ne yazalım? Ne yazalım? Kaç para veremezler? Ki, yaz demişler 222 milyon avro nakintoşu getiren Neymar'ı alır. Yaz kim verecek abi o parayı? Abi nerede ya falan. Hayırlı uğurlu olsun. Mühürler basılmış gönderilmiş. Paris Saint Germain'in başına adam geldi. Ben Neymar'ı getireceğim. Arap mı abi? Şey galiba ya Katar şey galiba. Yani petrol zengini yani. Ha. Baba trilyarder diyorum sana. Ondan sonra adam da ben Neymar alacağım dedi. Kaç para? 222 milyon avro. Barcelona dedi alacak mısın? Alacağım. Paran var mı? Var. Buyur. Kedi kafasını. Neymar onu bana bırak. Kardeş sen Barcelona'dan kaç para alıyorsun yılda? Efendim işte 5 milyon euro artı primler. Ben sana 8 milyon euro veriyorum. Artı primler. Gel yavrum Fransa'ya dedi. Neymar hemen dedi ki yengeye villa falan. Yengeye villa zaten hepsi hazır. Neymar zaten anında imzayı koyup Arrivederci dedi. Vın. Abi kulüp sevgisi ne oldu? Ne kulüp sevgisi? Profesyonel futbolcularda kulüp sevgisi falan öyle bir şey unutun arkadaşlar. Şunlar var ya. Bunlar adamın 3 taksitini ödeme formayı çıkarıp geri atıyor. Bunlar ne bizim hadi derler. İşte yabancı futbolcuda öyle bir risk var. Abi. Türk olsa Türk futbolcu yine de çünkü sonuçta Türk olduğu için o takıma belki de sempatisi var. Yani o takımı seviyor. Fenerbahçeli bir çocuk. Evet. Çocukluktan Fenerbahçeli olduğu için lan iki taksitte ödenmese bir sorun etmez. Onun gözü açılmamış. Onu gerçekten öpüyor olabilir. Ama evet. Dediğin gibi yabancı. Hocam artık Türk oyuncularda da bu bunların hepsi bitti. Çünkü futbolcu profesyoneldir abi. Bu işi kaç yaşına kadar bir yapıyorsun? Bir de kısa süre yapıyorsun. Ha, 35 yaşına evet. Kadar yapıyorsun. Sen niye şimdi abi bizim şey var işte. Kim? Kaç yaşında? Fenerbahçeli. Fenerbahçeli mi? Evet. Oyuncu Emre. Evet, evet. Kaç yaşında abi? 40 Emre 37-38 yaşında. Şimdi Emre, Atiba, bizim Beşiktaşlı. Bunlar kendilerine bakan adamlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar kendine bakıyor. Diyor ki lan futbolun son baharını yaşıyorum. Düzenli uykusunu uyuyor. Kendi özel çalışıyor. Kendini her daim fit tutuyor. Şimdi sen adama atıyorum Fenerbahçe'ye getirdin. 10 sene bu herif sana hizmet ediyor. Adamsın koçum benim falan. Sonra sözleşme yenileme dönemi geliyor. Ya diyorlar biz bu adama 10 senedir dünyanın parasını verdik. Yeter be abi ya. Kardeş sana 200 bin ancak. Abi diyor yapmayın bak beni Beşiktaş istiyor. Galatasaray istiyor.
Ya bırak bu numaraları, blöf yapıyor başkanım diyorlar. Çocuk gidiyor diyor ki... Onu kimdi ya? İşte başkanın etrafındaki yandakçılar, her başkanın etrafında akıl veren çok olur. Başkanım blöf yapıyor, boşver bir yere gidemez diyor. Çocuk telefon açıyor diyor ki başkanım bak yanımda Beşiktaşlı ve Galatasaraylı arkadaşlar var. Kağıtlar önümde duruyor. Bu bir, abi bu mizansen sen nereden? Yani bir olay anında sen orada mıydın? Hocam çoğu futbolcunun nasıl transfer olduğunu ben biliyorum. Evet. Mesela Tümer Metin. Evet. Beşiktaş'ta. Tümer bizim Beşiktaş'a mal olmuş bir futbolcuydu. Tümer Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti. Neden? Çünkü Tümer Beşiktaş'ta kalmak istiyordu. O zamanki Beşiktaş'ın yöneticileri sen geldin 30-32 yaşına. Bu saatten sonra sana kim o parayı verir? Veren varsa git. Öyle mi dedi? Bir dakika abi. Telefon açtı Fenerbahçe'ye. Siz beni istiyor musunuz abi? İstiyoruz. Aynı şartlar geçerli mi? Geçerli. Geliyorum. Kusura bakmayın yırtık cinle geliyorum. Hani takım elbise giyecek zamanı yok. Gel evladım dediler. Çocuk da imzasını bastı. Fenerbahçe'de oynadı. Ondan sonra vatan haini. Ya çocuğa kızma. Evet. Adam baştan diyor ki bak bana bu parayı veriyorlar ona göre diyor. Sen mesela gider misin abi Beşiktaş? Anında giderim. Anında giderim. Çünkü şöyle ben giderim. Gitmem abi. Bak neden ben Fenerbahçe'de giderim? Oynasam gitmem abi. Fark etmez ki yine Fenerbahçeli olmandan bir şey kaybetmezsin. Beşiktaş'ın yıldızı Sergen Yalçın'ın Türkiye'de oynamadığı takım kalmadı ya. Siirt Cetbe'de oynamıştı. En son. Bak Beşiktaş'ta oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Galatasaray'da oynadı. Trabzon'da oynadı. İstanbul Spor'da oynadı. Siirt Cetbe'de oynadı. Sonra geldi tekrar Beşiktaş'ta bıraktı değil mi? Şimdi bu adamın Beşiktaş'ta Sergen özelliğini kaybetti mi? Yok. Çünkü herkes... Beşiktaş'a mal olmuş bir adam olduğunu biliyor. Sergen diye demiyor kimse. Demiyorsun çünkü onunla adam kendini kanıtlamış anlatabiliyor muyum? Bizde bu tip işlerde kan davası oluyor. Şimdi mesela bir oyuncu bir yere transfer olduğu zaman alçak satılmış tribünden sahte dolarlar atıyorlar hani. Yani yiyorsa harbi dolar at da göreyim yani matbaada bastırmış. Dolar atıyor yani. Gerçek dolar atar mı abi? Tabii niye atacaksın? Onun için de hocam futbolcu, sporcu... Sonuç olarak ez cümle mi denir? Cümle mi? Evet abi. Ez cümle sonuç hocam. Olarak Trabzon şampiyon olur diyorsun ha? Konunun tekrar başına geliyorum. Türkiye'deki futbol takımlarının tek kurtuluş reçetesi yabancı bir finansör bulup tüm bu borçları sıfırlayıp yeni bir başlangıca peki abi bir şey soracağım. O zaman şu soru aklına geliyor. Şimdi Paris Saint Germain'i adam alıyor ama onun bir umudu var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynar, UEFA'da oynar, bir yerlerde oynar. Evet. Şimdi adam yani atıyorum Fenerbahçe'yi alsa. Evet. Ki alamaz da Fenerbahçe. Fenerbahçe büyüklüğünü biliyorsun abi. Biliyorum. Alamaz da yani öyle kaç sene dayanır adam Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını bekleyerek? Hocam bizdeki gibi bugün parayı verdim iki hafta sonra şampiyon olur yoksa fena yaparım demez adam. Bunlar hep uzun vadede yatırımcı olduğu için. Ne zaman uzun abi? Şimdi, öleceğiz. Bittik yani. Şimdi ben yaş para geldi sahibi. 52. Şimdi ben para sahibiyim. Ben Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye yüklü miktarda para verip kulübün borçlarını sıfırlayıp yeni bir dünyaya mı başlayacağım? Evet. Orada parayı veren adam gelin bakalım arkadaşlar ne oluyor bir izahat verin demiyor ki. Bu işten anlayan bir ekip kuruyor. Diyor ki bak Can Hoca ben bu kulübün borçlarını 3,5 bin lira kapattım. Artık bu dükkanda benim de hakkım bu var. Bu zamanda zor abi o iş. Şimdi sizler benim yapmış olduğum bu masrafın karşılığında bana ne kadar zamanda bu kulüpten bu para gelir? 20 yıl başkanım. He, ne zaman kâra geçerim? Ne bence zaman... onu önceden yapar abi adam. İşte abi adam parayı yatırdıktan sonra 3,5 milyar euroyu yatırıyor. Dolar neyse yatırıyor ne kadarsa bu olacak. Evet. Sonra gelin bakalım çocuklar bu parayı nasıl çıkaracağız demez. İlk önce biz bu parayı ne zaman çıkarırız arkadaşlar tabii, diye sorar. Tabii baştan hep... Onlar bunları... der ki Fenerbahçe ise veya Türkiye'den bir takımsa 38 yıl başkanım derler. 38 yılı duyunca adam vazgeçer. Ya da ya da mesela bizi Çinli yatırımcılar kurtarabilir. Yani Çin. Ama bu zamanda şimdi işte abi bu korona morona bilmem ne falan filan ekonomide artık battığı için. Battı ama biz bu yani hayatımızın sonuna kadar bu korona morona ile yaşayacak halimiz yok. Hayır, yani korona spor... var öbür sene morona çıkacak. Yine mi eve gireceğiz? O Allah'ın emri. Bu sene 19 çıktı. Seneye 20 çıkmayacağının bir garantisi yok. Daha ikinci dalga burada birinci dalganın içinde biz bu hale geldik. Evet. İkinci dalgada falan. Belki de şeyde eczanelerde müjde korona 20 geldi. iPhone gibi olacak. Hani iPhone gibi olacak o da dediği gibi. Velhasıl hocam. Abi şu yani zaten abi biz affedersin ama dünyanın sistemi içerisinde komik bir zaman dilimi yaşıyoruz biliyorsun. İnsan dediğin şey yani bir kaplumbağa kadar bile yaşamıyoruz biliyor musun? 200 sene yaşamıyoruz yani yaşadığımız 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl en baba yiğidi arada bir 117 yaşında falan nine falan çıkıyor.
Yani yaşayacağımız 60 yıl civarında bir şey. Şöyle altımızı bezlemeden yaşayabileceğimiz 65-70 yaş gibi bir... Ya şurada var ya bir güzel yaşayaydık yani. Gene son dönemimize, bizim son dönemimize denk geldi. Evet. Allah gecinden versin, Allah uzun ömür versin. Son dönemlerimiz biraz zorlu geçecek gibi görünüyor. Hocam hayatta bu da varmış yaşayacağımız savaş yani. Savaş mavaş olmasın da abi, deprem deprem. Aman yani. Bingöl'de de deprem oldu abi, geçmiş olsun. Evet, Bingöl Erzurum civarını da bir salladı. Yani şöyle bir geçmiş olsun, korkuttu. İnşallah bir an evvel. Yani hocam 2020 yılı ayağını böyle şşşt diye bir sürttü. Evet. İnsanlığın başına. Amsterdam'da bir video hazırlamıştık abi, biliyorsun. Evet. Ben demiştim ki 2020 bomba gibi geliyor. Evet. Çok güzel olacak. Hakikaten sağlık, mutluluk falan demiştim. Bir daha bana sakın abi yani böyle Aralık ayında falan yeni yıl nasıl olacak gibi bir röportaj yaptırmazsan memnun olurum. Hiçbir zaman. Biz şomaz tabir ederiz. Evet. Ben de biraz öyle bir şey vardı. Sakal oradan böyle bir şeyler verir. Ne diyorsun oğlum? Yani keselim abi, artık herhalde zamanımız geldi diyor. Yani gidecek de onun için kıvranıyor. Tabii. Ev aldı biliyorsun abi. Evet. Sakal şu Kim, anda. Ben mi ev almışım? Sakal şu anda ev aldığı için evin birinci hayırlı taksidi ve noter anlaşmalarını yapmak üzere fazla da geçe kalmadan gidip bu işleri hemen mal sahibine vazgeçmeden adamı tavuk sıkması denen ablukaya alarak koparmak için sabırsızlıkla bekliyor. Efendim sizler de çok beklediniz. Tabii sizler de çok beklediniz efendim. Fırça dolu fakslar geldi. Neredesiniz lan akıllı olun, bekletmeyin falan. Biz de Can Hoca'yla hemen burada benim seyahat dönüşümde oturup sizlere... Ve şöyle şunu da belirtelim. Zafer abinin burada olması bir anlıktı. Tekrar geri dönecek. Evet, şimdi hocam programımıza on binlerce faks geldiği gibi binlerce de görüntülü macun denemeleri geldi. Evet. Yani... Macun denemelerinin şöyle bir şeyi var abi. Macun denemeleri hem bazı arkadaşlarımız tarafından çok beğeniliyor. Evet. Hep devam etsin. Ben zaten sadece macun kısmını seyrediyorum diyen de var. Evet. Ama yeter be kardeşim, bu macundan bıktım, ileri sarıyorum. Evet. Macundan sonrasını başlatıyorum diyen de var. Evet. Yani kalabalık bir kitle olduğu zaman tabii ki bunun yarısı beğeniyor, yarısı beğenmiyor. Gayet de doğal. Yani evet. Birisinin, bizim memleketin doğallığında şöyle bir şey vardır. Ben beyaz desem biri illaki hayır siyah diyecek. Bu kaçınılmaz. Bir anket yapsın ama hocam Instagram'da. Sonuç olarak macun beğeniliyor. Yani oran olarak sayarsak %70'e %30 şeklinde bir beğenilme var. Onun için macuna devam ediyoruz. Macuna devam ediyoruz. Ayrıca ileri sarma seçeneği de olduğuna göre bunu macunu dert etmeye gerek yok. Şöyle tık tık yaptığımız zaten evet, macun kısmı geçiyor. Sakal, bence sen bundan sonra bizim programları iki versiyon kaydetsin. Macunlu, macunlu ve macunsuz. Hayır. Tamam, bence yani sonuna da bir macun koy. Sonunda da bir macun koy. Bir de hocam başkalarının söylediği eleştiriler elbette yani. Evet. Bazıları işe yarıyor. Bazıları da yarar. Mesela geçen gün bir tane yorum okudum abi. Bu senin katılamamanla ilgili, yani yapamamamızla ilgili bir şey okudum. Gerekçesiz bir şekilde radyoyu bıraktınız gittiniz, artık sizi dinlemiyorum diyor. Gerekçesiz. Şimdi onu bilmiyorsunuz ki ya arkadaşlar, gereksiz. Her şey bir gerekçe olabilir. Yani yağmur yağdı bıraktık da bir gerekçedir. Evet. Onun hocam, için gerekçesiz hiçbir şey olmaz. Hocam şimdi eleştiri bazen dikkate alınır, bazen dikkate alınmaz. Evet. Zamanında da biliyorsun telefonu bulmuş adam, Graham Bell. Demiş ki ben telefon buldum. O ne ya demişler. Yani demiş ki hemen bir deneme yapalım. Hanım geç sen diğer odaya. Ben de buradayım. Kır kır kır. Alo alo falan. Bakın ses geliyor falan. Demişler ki yani odadan odaya konuşmak için çok gereksiz bir alet. İnsanlar niye bunu kullansın ki demişler. Adam ulan hakikaten doğru söylüyorlar ya deyip herif telefon icadını falan filan vazgeçti. Biz yine belki de şu anda dumanla haberleşiyorduk. Bilgisayar içinde öyle bir şey vardır abi, bilmiyorum. Çok gereksiz şeyler var. Efsanesi mi? Diyor ki patent enstitüsünün başındaki adam, kim evine bilgisayar alır? Ne saçmalık bir şey bu? Tabii. Diye. Ya, o adamın aklına uyup konuyu kapatsalardı şu anda evet dediğin gibi dumanla haberleşecek. Dumanla haberleşiyor. Şu anda da bilgisayara olmayana kız vermiyorlar. Yani iş o noktaya geldi. Evet. Evet, onun için eleştiriler, olumlu eleştiriler elbette güzeldir ama akıllı olun lan falan gibi eleştiriler. O ne abi? Efendim, bir burt olan burada kalır programının daha sonuna geldik. Evet. Sevgili hocamız Can Yılmaz'ı bu pandemi süresince ikna etmemiz kolay olmadı. Bir ambulans ve 3 eskortluk arabayla çevreye kimseyi yaklaştırmadan kendisini stüdyomuza getirdik. Tabii ki Can Hoca programın kapanış anonsunu yapacak.
Ama kapanış anonsunun hemen sonunda da macun yarışmamıza görsellerle katılan birçok izleyicimizin arasından 32 kişilik geniş bir jüriyle sevgili Eren kardeşimizin yapmış olduğu macun bir numara olarak seçildi. Sevgili Can Hocam'ın kapanış anonsundan sonra Eren kardeşimizin macun denemesiyle sizleri baş başa bırakacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Top sende genç. Abi kapanışı niye ben yapıyorum? Sen yap hocam. Evet. Sevgili dostlar, biliyorsunuz salgın salgın yeteri kadar bitmedi arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Aslında ben bu konuda konuşmayacaktım. Genel olarak da bu salgın konusunda konuşmayalım dedik. Yani yeter artık insanlar çünkü zaten salgının içinde salgının içinde salgınla boğuşurken, ekonomik şartlarla, zorluklarla boğuşurken bari şu eğlencelik programda salgından bahsetmeyelim diyoruz ama insan dayanamıyor gördükleri karşısında. Lütfen ve lütfen tekrar bir kez daha rica edelim. Şu maskeleri takalım arkadaşlar. Madem ki artık maske takılsın dendi. Eskiden denmiyordu nedense. Artık denmeye başladı. Maske zorunlu dediler. Sokağa çıkınca maske takın dediler. Yan yana gelince maske takın dediler. 15 kişi yan yana gelmesin diyorlar falan. Lütfen ve lütfen şuna dikkat edelim. Bakın 1 Haziran'da herkesi tamam dediler. Artık daha large hareket edebilirsiniz. Bayağı bir serbestlik bıraktılar. 1 Haziran'dan geldiğimiz şu 15 Haziran bugün galiba. Evet. Bu noktaya geldiğimizde bir artış görüyoruz. Bu da artık biz bu iş bitti dediğimiz için olabilir. Yani bizi sokağa saldıklarına göre demek ki bu iş artık bitti diye algıladığımız için rahat rahat halaylar çekiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, arkadaşlarımızın koluna giriyoruz, sarılıyoruz, ediyoruz falan. Bunları lütfen yapmayalım. Yapıyorsak da Allah aşkına maskeyle falan yapalım. Bakın bu işin ucu umduğumuzdan kötü yerlere gidebilir. Ondan sonra yaz, bırak yazı. Gelecek sonbaharda da başımız belaya girebilir. Onun için ben tekrar rica edeyim. Bir manası varsa sana ne lan diyenlere de bir şey demiyorum. Tabii ki haklılar. Keyifleri bilir. Ben kendi adıma kurallara uymaya çalışıyorum. Siz de uysanız iyi olur. Çünkü, kendinize iyi bakın. Çünkü tatile gitmişken hani şöyle bir deniz meniz ayağımız bir kuma değsin suya değsin demişken bir de tatilin ortasında deve ülke güreşi çapında oynama. Mesela denize girsin de deve güreşi oynamasın mesela. Hocam denize girdin anladık da plajda halay çekmeyin. Evet abi. Ha? Birbirinize böyle gıdayı yanaştırıp şunları oynamayın abi. Bir uzak uzak yatın. Tamam. Şart mı ya? Mesafeye. Şart mı hocam? Evet. Oynamak, çifte telli, halay, malay bunlara gerek var evet, mı? Evet halaya şart değil abi. Halay çok önemli değil. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Kaç defa abi bu program kaç defa bitti ya? Hocam şu anda benim gördüğüm 4 defa bitti. Hocam ben devamlı bitiriş anonsunu tamam getiriyorum. Ben sen, son yapacaktım. Sen Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi olarak in halkımıza gereken uyarılarını yap. Kepenkleri tamam kapat. Eren arkadaşlar, kardeşimizin anonsuyla beraber. Salih bir kirazı çıktı mı? Evet, Sinop Erkelek Kestanesi'nden sonra Salihli Kirazı'nın da Marmara distribütörü böylece belli kiraz oldu. Kiraz çok severim abi. Hocam evet, senin zaten sevmediğin bir şey yok ki yani. Hoşçakalın. Yeah. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili küçükler, kıymetli büyükler. Efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim ben her zamanki gibi programın daimi sunucusu Zafer Algöz. Çalışma masamızın diğer tarafında beşer metre mesafe aralıklarla dizilmiş Inamatu Tokyodez ve Sakal of the World. Ve tabii ki hemen yanımda hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, degüstatör, maratonmen, fakir fukara, garip gureba dostu, yüzüklerin efendisi, İstanbul beyefendisi, on parmağında 128 marifetle, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Federasyonu Başkanı, Süreberfele Kestanesi, Türkiye Genel Dağıtım Distribütörü ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Bölge Şube Harekat Özel Daire Başkanı sevgili Can Yılmaz'la beraber sizlerinin huzurundayız efendim. Merhaba genç adam.